Bugün sizlerle birlikte adım adım bir AMD sistem toplayacağız. Öncelikle elimde X570 Yonga setli bir anakart var. Bu anakartımızı kutusundan çıkartalım ve içerisine işlemcimizi takarak işlemlere başlayalım. Anakartımızı kutusundan çıkarttığımızda üzerinde bir fan olduğunu ve fanın üzerinde de etiket olduğunu görüyoruz. Bu etikette özellikle bir bilgi var, Zero Frozer diye. Bize şunu söylüyor anakart üreticisi, bu fan sürekli çalışmıyor. Gerektiğinde çalışıyor. Bu bağlamda fan çalışmıyorsa fanın bozuk olduğunu düşünmeyin. Bu uyarı yaptığımıza göre etiketi çıkartabiliriz. İşlemci montajına geçmeden önce soketin yanındaki iki tane plastik aparatı sökeceğiz. Zira biz bugün bir sıvı soğutma kullanacağız ve bu aparatlara sıvı soğutma montajı yaparken ihtiyacımız yok. Bunları anakart kutusuna geri koyacağız. Zira ileride anakartı satmak isterken ihtiyacımız olacak. Plaka işlemci yuvasının altında yer alıyor. Bu plakaya ihtiyacımız olacak. Şimdilik kenara kaldırıyoruz fakat sıvı soğutma montajı esnasında tekrar anakartın altına koyacağız. AM4 sokete uygun olan Ryzen 5 5600X işlemcimizi kutusundan çıkartalım. Bu işlemci kendi stok soğutucusu ile geliyor fakat bugün bu soğutucuyu kullanmayacağız. İşlemcimizi plastik kabından çıkartıyoruz. AMD işlemciler şu anda Intel'in aksine kendi pinlerine sahipler. Bu bağlamda işlemciyi sokete oturtmamız gerekiyor. İşlemciyi yuvaya yerleştirmeden önce buradaki ayağı kaldırmamız gerekiyor. Sonraki adımda işlemcinin üzerindeki nokta ile soketteki noktayı denk getirecek şekilde işlemciyi yuvaya bırakabiliriz. İşlemcimiz yuvaya oturdu, artık ayağı kapatabiliriz. İşlemciyi soğutmak için Cooler Master'ın Master Liquid ML240R RGB soğutucusunu kullanacağız. Bu soğutucu 240 mm'lik bir radyatöre sahip. Sıvı soğutucu montajlarında genelde bu yandaki aparatlar çıkartılıyor. Biz de çıkarttık fakat elimizdeki sıvı soğutucu için bunlar gerekliymiş, bu bağlamda geri taktık. Bunlar sıvı soğutmamızın klipsleri. Bu şekilde buraya tutunacaklar. Bunları pompamıza bağlayalım şimdi. Aparatımızı bu şekilde pompaya oturtuyoruz. Çentikler iç içe geçiyor. Soğutucuyu işlemcimizin üstüne monte etmeden önce termal macunu sürmemiz gerekiyor. Termal macunun amacı soğutucu ile işlemci arasında hava boşluğu kalmaması. Bu bağlamda mümkün olduğunca az uygulamakta fayda var. Aşırı bir termal macun uygulaması ısının iletilmesini engelleyecektir. Bu kadar bir macun yeterli. Flow işlemcinin üzerine monte etmeden önce en önemli nokta alttaki jelatini sökmek. Aksi takdirde işlemciniz 100 derecelere çıkabilir. Flow'u tam ortalayacak şekilde işlemcinin üzerine yerleştiriyoruz. Her iki kulakçığı da kenarlardan oturttuktan sonra bunları sıkmaya başlıyoruz. İkisini de mümkün olduğunca eşit sıkmakta fayda var. Vidalar artık sıkılmayana kadar soğutma bloğunu sıkılaştırdık. Bu sistemde 2 adet 8 GB kapasiteli, toplamda 16 GB kapasiteye ulaşan DDR4 3200 MHz belekler kullanacağız. Anakartımızın üstünde 4 adet bellek yuvası var. Fakat 2 tane bellek takacağımız zaman bunları anakart üreticisinin tavsiye ettiği yuvalara takmamızda fayda var. MSI'ın X570A Pro modelinde 2 tane bellek takacağımız zaman tavsiye edilen yuvalar DIMM A2 ve DIMM B2 yuvaları. Yani bu ve bu yuva. Belleklerimizi çentikler denk gelecek şekilde yuvaya yerleştiriyoruz.
Ayrıca şunu da belirtelim, işlemcimiz çift kanal bellek mimarisi desteklediğinden dolayı tek yerine çift modül kullanmak size daha yüksek bir performans sağlayacak. Sıra geldi bilgisayarın hafızası M.2 SSD'mizi monte etmeye. Bu yeni nesil NVMe protokolünü kullanan ve SATA'dan çok daha hızlı olan bir SSD. SATA kablosu ve güç kablosuna gerek yok. Sadece PCI Express arayüzü üzerinden hem enerjisini hem de veri aktarımını sağlayabiliyor. Anakartımızın üstünde M.2 SSD monte etmek için iki tane yuva var. Üstteki yuva PCI Express 4.0 destekli ve işlemciye bağlı. Alttaki yuva Yonga setine bağlı ve PCI Express 3.0 destekliyor. Yani yarı yarıya hız sunuyor. Fakat bizim bugün monte edeceğimiz M.2 SSD zaten PCI Express 3.0 desteklediği için SSD'yi buraya monte ettiğimizde herhangi bir hız kaybı yaşamayacağız. Biz de bu bağlamda alttaki yuvaya montajımızı gerçekleştireceğiz. M.2 2280 standartındaki SSD'mizi yuvaya monte ediyoruz. İyice yuvaya girdiğinden emin olun. Anakartımızın kutusundan çıkan vida ile SSD'mizi sabitliyoruz. Sabitleyemiyoruz. Sistemimizi Cooler Master'ın Masterbox TD500 mesh kasasına toplayacağız. Kasamız içerisinde kendi dahili 750 watt'lık Cooler Master MWE Bronze V2 modeliyle geliyor. Bu bağlamda güç kablosunun da kasa içinden çıktığını görebilirsiniz. Anakartımızı monte etmeden önce her zaman arka plakayı monte ediyoruz. Şimdi sıvı soğutucunun radyatörünü monte etmek için iki seçeneğiniz mevcut. Bunlardan bir tanesi bu yönde. Bu yönde monte edersek RAM'lerin RGB'sini biraz engellemiş oluyoruz. Fakat bu yönde monte edersek de arkadaki egzoz çıkışını biraz engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda işlemci soğutucunun üzerindeki RGB aydınlatmayı da engellemiş oluyoruz. Şimdi tabii ki içinizden bazı arkadaşlar şöyle diyecektir. Bu tüplerin açısı ayarlanabiliyor. Tabii ki ayarlayalım. Gelin ayarladık. Aşağıya indirdik. Şu anda bir sorun yok değil mi? Fakat ekran kartını monte ettiğimizde borular ekran kartının arkasına denk gelecek. Bu bağlamda biz açıkçası bu şekilde monte etmeyi daha uygun bulduk. Siz dilediğiniz gibi monte edebilirsiniz. Anlattığımız montaj şemasına göre fanları bu şekilde monte edeceğiz. Zira kabloları kasanın arkasına göndermek istiyoruz kolay bir şekilde. Fanımızı yaprakları bu şekilde olacak şekilde, yani havayı dışarı verecek şekilde monte ediyoruz. Amacımız radyatörün içerisinde biriken sıcak havayı kasanın dışına atmak. Şimdi anakartımızı kasamıza indirelim ve vidalarını sıkalım. Anakart montajında bu vidaları kullanacağız. Bu vidalar kasamızın içinden çıkıyor. Radyatörümüzü kasaya monte etmeye başlayalım. İlk olarak bu kabloları aşağıya geçiriyorum. Soğutucumuzu bu şekilde konumlandıracağız. Artık vidaları sıkmaya başlayabiliriz. Burada kullanacağımız vidalar soğutucunun kutusundan çıkıyor. Bunu belirtelim. Vidayı tamamen sıkmayacağım ki soğutucuyu gerektiğinde ileri geri hareket ettirebileyim. İşte tam da şu anda ihtiyacım oldu. Mesela buradaki vidalar tam yuvaya denk gelmedi. Bu bağlamda soğutucuyu biraz ileritiyorum ve vida yuvasını denk getiriyorum. Şimdi sıvı soğutucumuzun iki tane güç ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi radyatörün fanlarına ait. Bu kablo ile radyatörün fanlarını bağlayacağız. Şu kabloyu CPU fan, yani anakartın üzerindeki CPU fanlarına güç sağlayan pinlere bağlayacağız.
Sağdaki ise sıvı soğutucunun pompasına güç veren bağlantı. Bunu da yine anakartın üzerindeki pompa pinlerine bağlayacağız. Sıvı soğutucumuzun pompa balansını yapıyoruz. Radyatörümüzün üzerindeki iki fanın çalışması için bunları CPU fan balansına buraya bağladık. Kasanın arkasındaki fanı da SS fan 1 pinlerine bağlıyoruz. Fanların bağlantısını çoklayıcımıza yapıyoruz. Şimdi RGB ile ilgili en büyük sorun RGB kablolarının fanlarda ayrı ayrı olması. Burada fanların önce güç bağlantılarını görüyorsunuz. Bir tane üçlü kablo ile öndeki 3 fanımıza da enerji gidiyor. Bu kablonun ucunu anakartımıza takacağız. Bu sayede öndeki fanlarımız dönecek. Bir sonraki aşamada bu fanların bir de RGB bağlantıları var. Burada üçünün de RGB bağlantısının yapıldığını görüyoruz. Tabii ki RGB'lerin çalışması için bu kabloyu da anakarta bağlamamız gerekecek ya da herhangi bir RGB kontrolcüye. Soğutucumuzun içinden bir RGB kontrolcü çıkıyor. Bu bağlamda öndeki fanların çoklayıcısını buna bağlayacağız. Burada niye iki tane kablo var diye sorabilirsiniz. Bir tanesi standart RGB kablosu, diğeri ise Gigabyte için özel olarak yapılmış kablo. Şimdi öndeki 3 fanın bağlandığı RGB kablo 3 tane değil toplamda 5 tane uca sahip. Yani 5'li bir çoklayıcı diyebiliriz bu kabloya. Artan 2 tane kabloya da biz radyatörün RGB fanlarını bağlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey okların denk gelmesi. Evet, radyatörümüzün üstündeki fanların RGB'sini bağladık. 2 tane RGB kablomuz daha var bağlamamız gereken. Bunlardan bir tanesi arka fanı kontrol ediyor. Diğeri ise pompanın üzerindeki ışıklandırmayı kontrol ediyor. Bunları pompayla birlikte gelen RGB kontrolcüye bağlayalım şimdi. Önce bir tane pinimizi. Sonra da diğerini takıyorum. Sonrasında bunları da bu şekilde kabloya bağlıyorum. Beşli kablomuzu da bu kontrolcüye bağlayacağız. Bu yüzden bir tane pin daha takıyorum. Ve onun bağlantısını da buraya yapıyorum. Öndeki 3 fanımızın bağlantısını da SS fan 2 pinlerine yapıyoruz. Sıra geldi RGB kontrolcümüz ile anakartımızın bağlantısını yapmaya. Kablomuzun bir ucunu kontrolcümüze bağlıyoruz. Diğer ucunu da anakartımıza bağlıyoruz. Sıra geldi kasanın ön panel bağlantılarını yapmaya. Önde 4 tane bağlantımız var. Bunlardan bir tanesi kasanın açık kapalı olduğunu gösteren pinler. Yani bu üstteki pinler power led pinleri. Ondan sonra altta 2 tane pini görüyorsunuz. Bu 2 pine sabit disk aktivite ışığını bağlayacağız. Yani SSD'mize herhangi bir işlem olduğu zaman kasanın öndeki bu ışık yanacak. Sonra sağda 2 tane pin olduğunu görüyorsunuz. Bu pinlere bilgisayarımızı açıp kapamaya yarayan güç bağlantısını yapacağız. Ve son olarak da alttaki 2 tane pine de reset düğmesini bağlayacağız. En sağdaki pin boşta. Power led pinlerini bağlarken artıya ve eksiye dikkat ediyoruz. Artı sola, eksi sağa geliyor. Aynı şey HDD led için de geçerli. Artı sağa, eksi sola gelecek. Power switch'i takarken böyle bir zorunluluğumuz yok. Doğrudan takabiliriz. Benzer şekilde reset switch'i de doğrudan takabiliriz. Kasamızın üstünde USB 3.0 portları var. Eğer bu portların çalışmasını istiyorsak bu kabloyu bağlamak zorundayız. Tabii bu portu tasarlayan arkadaş hayatında PC monte etmediğinden dolayı epey zor monte edilebilen bir yuva tasarlamış. Biz yine de monte etmeyi başardık. Kasanızın önündeki ses portları da kendi kendine çalışmıyorlar. Onların çalışması için de bu HD audio kablosunu anakartın üzerindeki pinlere bağlamamız gerek. Anakartımızın güç alması için 24.000 bağlantımızı yapıyoruz. İşlemci için gerekli 8.000 artı 2.000 güç bağlantısında anakartın sol üst kısmına yapıyoruz. RGB kontrolcümüzün güç gereksinimini de SATA güç bağlantısı ile yapıyoruz. Sıra geldi ekran kartı montajına. Ekran kartımız çift slot kapladığından dolayı buradaki yuvaları sökmekle başlıyoruz işe. Biz bu rehberde MSI'nin RTX 3070 Gaming X Trio modelini kullanacağız.
PC Express yuvasındaki kulakçığımızı açıyoruz. Ve kartımızı yuvasına yerleştiriyoruz. Bir sonraki aşamada vidalarımızı sıkıyoruz. Bu tür uzun kartlar hem anakartların PCI Express yuvasına güç bindiriyor hem de kendi içlerinde bir yapısal ağırlık meydana getiriyor. Bu da GPU'ya zarar verebiliyor. Her ne kadar ekran kartının içerisinde bunun için ek destek plakaları yer alsa da alttan da bir destek plakası kutudan çıkıyor. Biz de bunu monte edeceğiz. Kartımızın 8000 PCI Express güç bağlantılarını yapıyoruz. Ve AMD tabanlı sistemimizin montajını bitirdik. Evet, sistemimizin montajını gerçekleştirdik ve ilk çalıştırma için hazırız. Gücü buradan veriyorum ve daha sonra önde güç tuşunu buluyorum. Buradaymış. Bakalım sistemimiz çalışacak mı? RGB'lerimiz çalışıyor. Demek ki bağlantılarını doğru yaptık. Şimdi görmüş olduğunuz üzere sisteme görüntü gelmedi. Bunun sebebi X570 anakartların Ryzen 5000 işlemcilerle doğrudan uyumlu olmaması. Bir BIOS güncellemesi yapmamız gerekiyor. Tabii soracaksınız sistem açılmıyorsa nasıl BIOS güncellemesi yapacağız? Bunun da yöntemi var. Anakartımızın arkasında BIOS Flashback Plus portu var. Bu USB portuna içerisinde anakartın güncel BIOS dosyasının olduğu bir USB belleği takıyoruz ve güncelleme işlemini bu şekilde yapabiliyoruz. Ondan sonra sistemimiz açılacak. The next day. Evet, BIOS'umuzu güncelledik. Hatta Windows'umuzu bile kurduk. Sistemi ben tekrar çalıştırmak istiyorum size göstermek için. Bir elimde Del tuşunda olsun. Bu sayede BIOS'a girebilelim. Evet, şu an BIOS'tayız. Artık yapmamız gereken tek bir ayar kaldı. XMP ayarı. Hatta onu yapmış bile olabiliriz açıkçası bakıyorum. Evet, XMP'yi de yapmışız. Belleklerimizde 3200 MHz'de çalışıyor. Bu aşamadan sonra sistemimiz hazır. Eğer sistemi satın almak isterseniz video altında bağlantısını bulabilirsiniz. QP Master olarak geçiyor. Bir başka montaj rehberinde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.